akam, ukam, şu milletni vakili koluga kural alıp beni öldüremem diye bir joyda tayyorgarlık qilyapti. Bittasi kolda tokmak, ikincisini ham kolda tokmak, bu onu uruyapti başiga, Allah akbar deb yozib qo'ygan ağzından çıkarıp. Bunisi ham bunu uruyapti, uni ham ağzından Allah akbar deb chiqyapti. İkitasi bu yoqda turibdi, ikkita başka din vakilleri. Yani bu yerda endi o'sha siyonizm, siyosiy maqsadlar bilan musulmonlarni urushtiradigan ikkitasi bir-biriga qarab bitta savol beryapti. Nima deb o'ylaysan, qaysi biri yutadi desa, ikkinchisi biz yutamiz deyapti. Facebook'ni bilsanglar, Facebook'da e'tibor bersangiz, bir axborotni chiqarsa, o'sha nomini tagida reklama degan yozuv bor. O'sha yozuv yonib tursa, demak o'sha axborotni pulga tarqatayotgan bo'ladi. Keyingi avlodni qon ichida, jang ichida, janjal ichida qolib ketishini xohlamaymiz. Endi nima qilishadi? İkkita erkakni bir-biri bilan nikohlash kerak. Bitta informatsiya ketdi. Sizga shubha bilan qarayapti. Sen adashgan ekansan. 20 yildan beri seni taniyman, endi bildim deyapti. Qayerdan bilding? Ha, u aytdi-ku deyapti. Uni taniysanmi? Yo'q. Nimaga? Chunki u haqni gapirib kelyapti-ku. Menga keldi oxiri. O'g'lim dedi, Suriyada yurtda dedi. Hiç kim bilmeydi dedi, Rossiyada yurtman deyapti, Suriyada yurtdi mana dedi. Telegramda yozuvi, falan boshqa narsa nima qilaman dedi. Men endi uni yuziga solganim yo'q. İslom haqida, İslom dinini haq din ekanligi haqida ilmiy bahsda 1400 yildan beri İslom ummati yengilgani yo'q. İslom dini payg'ambar alayhissalotu vasallamdan odamlarga yetkazilgandan keyin payg'ambarimiz dunyodan o'tgandan boshlab siyosiy inqiroz boshlangan İslomda. Siyosiy inqiroz. Har bir mavzuni jabhalari bor, to'g'rimi? Ijtimoiy jabhasi bor, siyosiy jabhasi bor, iqtisodiy jabhasi bor, axloqiy jabhasi bor. Mana shu jabhalar ichida siyosiy jihatdan İslom ummati doim inqirozda bo'lgan. Bir-biri bilan urush, qon to'kish, janjal, taxt talashish, to'rtta xalifadan keyin mutlaqo boshqarib bo'lmay qolgan. İslom ummati faqat bir-biriga qurol ko'tarish bilan hozirgacha kelyapti. Hozirgacha. Faras qiling, hozir biz ko'zimiz ko'rgan 10 yillik ichida İslomni terror dini qilib ko'rsatishga urinayotganlar musulmonlarni o'zaro bir-birlarini qon to'kishlarini misol ko'rsatyapti. Doğru mu? Real voqealik bu. Hozir meni birodarim, meni akam, ukam, shu millatni vakili qo'liga qurol olib meni o'ldiraman deb bir joyda tayyorgarlik qilyapti. U ham musulmonman deydi, men ham musulmonman deyman. U ham payg'ambarga itoat qilyapman deydi, men ham payg'ambarga itoat qilyapman. U ham Qur'on deyapti, men ham Qur'on deyapman. Muammo nimada? Nimaga meni o'ldirmoqchi u? Demak, mana shu o'rinda islomning siyosiy jabhasiga urg'u berayotganlar ong boshqaruvi sistemasidan foydalanyapti. Odamlarning iymonlarini, sof tuyg'ularini suiiste'mol qilib, ularga shunaqa yo'nalish beryaptiki, ular men dinga amal qilyapman, shariatga amal qilyapman, eng to'g'ri ishni men qilyapman deb unga itoat qilmaganlarni kamida bid'atchi bo'lmasa kofir murtad deb e'lon qilishyapti. Ularni o'ldirish kerak deyapti. Xatarni ko'ryapsizmi? Oddiy narsa emas bu. Iqtisodiy tomondan tushib qolsangiz, pulga tushasiz. Ijtimoiy masalalarda nimagadir yutqizsangiz, uni bir narsasi bordir. Axloqiy tomondan bir odam sizni yomon ko'rar, ha, bo'pti deydi, bu axloqi yaxshi emas deydi. Lekin siyosiy masalalarda qon to'kiladi. Qon. Iroqda nima qilishdi? Suriyada nima qilishdi? Nima bo'lyapti hozir? Hammasi haqman deyapti. Urgan ham haqman, o'lgan ham haqman deyapti. Hammasi Alloh akbar deb birini otyapti. Bir karikatura chiqqanida. Endi karikatura ham bir badiiy janr, katta bir narsani ifoda qiladi. Bittasi qo'lda to'qmoq, ikkinchisini ham qo'lda to'qmoq, bu uni uryapti boshiga Alloh akbar deb yozib qo'ygan og'zidan chiqarib. Bunisi ham buni uryapti, uni ham og'zidan Alloh akbar deb chiqyapti. Ikkitasi bu yoqda turibdi, ikkita boshqa din vakillari. Ya'ni bu yerda endi o'sha siyonizm,
siyasi maksatlar bilen Müslümanlarını uğruşturarken ikisi birbirine karar, bir de soru veriyordu. Ne de öyleysen, kaysi bir yutadı dese, ikincisi biz yutamız deyordu. İkincisi yutmaydı barbar. İkincisi ya Müslüman. Birbirini uğruyordu da, birisi soru veriyordu. Kim yutadı dese, bura yutmaydı, biz yutamız deyordu. Ne de İslam'ı doğru düşündürüş, doğru düşünceni suistimal kılış akıbatı da bu narsalar amalga aşırılıyor. Zihin kontrolü bu siyasi institutlar okutuluyetken hazır gününde, hazır şu günde, bana biz hazır bu auditoriyada bir siyasi ciddi meselelerini yaklaşıp durarken biz kayısıdır auditoriyada okuyanın nergi tamamını da oturup zihin kontrolü doğrusu kitap okup adamlar organa oturdu. Akademiler işle yaptı. Zihin kontrolü. Onu da gene bir kança bunların kategoriyaları var. Mesela telefon, zihin kontrolü için en katta faktörlerden bittesi. Ertalab oranınızdan turgan zahata telefonu alıp telegramını, Facebook'unu açıyız. Siz de zihniniz neme kadar başkarlayıpken ege delil uzu. Bizi başkarışı yaptı goya uzları. Bugünkü cemiyette globalistler en katta mablağını zihin kontrolü saplı yaptı. Adamların zihirlerini özlerinin manfaatlarına yöneltir için safla yaptı. Meşhur ahbarat vasiteleri zihin kontrolü için işleydi. Bitti misal, azatlık radyosu ne için işleydi? Mablağ topmasa, pul topmasa bu radyo pul topmaydı. Reklamı üstüge kurmaydı hayatını. Fakat pul saplaydı. Facebook'unu bilseyler, Facebook'ta itibar verseniz bir ahbaratını çıkarsa o şey namını tagida reklam edegen yazı var. O şey yazı yanıp dursa demek o şey ahbaratını pulge tarikat etken boladı. Facebook'a pul tori etken boladı. Ayıge $500 pul sarflasayız bir sahifege. O şey sahife sizini koygen informasyonu 10 milyon 20 milyon, 50 milyon adamı kursatı verildi. Uşanın tahammülleş için pul tolandı. Ne gerek bu? Ne gerek pul sebebi yaptı dese, zihirlerini başkarmak için bunlar. Onlar taşıyan informasyonu sizi işanışın gizli haklı yaptı onlar. Ve bana şu işanışını kazanışlık yolu da milyon milyard pul sebebi şey yaptı. Pul. Ne böyle yaptı ahırı? Ahırı siz beni akam bulup durup, menge sen kafırsan deydigen derecede boru yapsız. Demek ki sizin zihniniz kontrolde. Bunu kılışı yaptı yani. Bundan kutuladigen yegane yol, bizden neme bilen aldaşları mümkün? Dini tüyugularımız bilen aldaşları mümkün. Saf tüyugularımızın suistimal kılışları mümkün. Şunu aldığını alış, saf dinli organiş bilen boladı. Başka yolu yok. Eğer biz din mavzularını senzura kıladigen bulsak yutkazamız. Yapırma deydigen bulsak yutkazamız. Çünkü yapıradigenler meydanını boş turuşluğunu haklıydı. Yapırmasın deydi. Hakkını yapıradigenlerine cim kılıç gerek. Neme kılıp pul verip bulursa hem cim kılıç gerek olardı deydi. Eğer iple almasak onların obrosiga hücum kılıp bulursa hem tohtatışımız gerek. Onların yapını almayedigen kıp koyuşumuz gerek. Neme ki fakat imamlarını hakarat kılıç yaptı. Çünkü imamların gapiga oddiy xalq quloq solyapti. O'sha quloq solayotgan odamlarni imomlardan ko'nglini sovutish uchun, ya'ni mutlaq ularga quloq soldirmaslik uchun harakat qilishyapti. Nimaga? Zihin kontrol uchun. Zihinni kontrol qilish uchun. Va kontrol boshlansa, keyin qon to'kishlar boshlanadi. Bekorga Chingiz Aytmatovni bu asırga tatigulik kün degen asar var. Man kurt hakkı da yazgen. Man kurtlik sistemelerini, uşa zihin kontrolünü katta misali. Bediye obrazu. Ha, bediye obrazu. Lekin bugünkü künde uşa öz anasige zombi anasını öldürer. Asar da. Bugün özünü anasige tort bilen yüzüge urup like alıyor adamlar. Kurdiler mi? Uşa o'sha nima qaysi darajada bu bunga keldi bu? Zihin kontroli bilan keldi. Senga like kerak, like, seni hamma like bosish kerak, sen shaxsiyatsan, hamma senga qarash kerak degan narsa kuchayib ketdi bunda. Zihin kontroliga tushdi bu. Keyin onasini olib chiqib, onasining yuziga tort bilan uryapti. Ertaga boshqa ishni ham qildira olishadi ya'ni.
kıldıra alışarı. Bunun yeçimi senzura bulan bu meyli. İslam'da doğru düşünüş ve doğru düşüntürüş bana münge kuşakan malaka aşırışlardan gözlengen maksadam şu. Doğru düşünçene biz özümüz bile kurallandırıp olsak, bizge eğitiliyetken fikir düşünçelerini uşa meyzanga salamız ve doğrusu bilen kulağısa kılığa alamız. Bu bilen ne kılığa alamız? Milletini kutkarıp kılığa alamız. Maksadımız şu. Biz bu kiyingi avlatını kan içi de, ceng içi de, cencel içi de kap geçişini haklamayız. Meyli biz ne Yaman Kore'de geldiler, meyli bizge karşı küçülü siyasi iradesi var, katıl cemaatler suikast kılsın, bizni yaman kursun, bu bizni kızıktırmaydı. Bundan korkmayız. Neme uçun? Çünkü gelecek avlatını oylaşımız, milletini oylaşımız gerek. Saf vicdanlı insanlarına terbiye kılışımız gerek. Ertege bir cage varıp, bir kabinetke oturup, bir mensapke ege bularsız, siz özeyizini uşa mensapta oturgen cahinizde 3-4 son pul uçun milletinizde satmazlıgiyiz gerek. Zihin kontrolü düşmezlıgiyiz gerek. Demek ki siz bugün özünüzün menfaatiniz demez, gelecek milletinin menfaatini oylaşıyız gerek. Bunu biz gene mi örgütledi? Saf din örgütledi. Zihin kontrolünü misallardan yana bittesi, mesela deyelim, doğru narsanı tarkatışadı. Mesela azatlık BBC, doğru narsanı tarkatadı. Mesela zulümge karşımız. Sizden zulümge karşısız, sizden ama zulümge karşı. İnsanlı fıtratı da, işte tuğuluş fıtratı da zulümge karşılık var. Adalet tarafdarımız. Sizden adalet tarafdarısız, sizden ama adalet tarafdarı. Bu gapını kaytara uğradı, kub göpürgen eden adamların zihninde bular adalet parvarlar. Zulümge karşı cemaat diyen fikir şekillenip kaldı mı? Yine de bakın dışarı, iki de erkekini birbiri bilen nikahlaş gereği. Bitti, informasyon ketti. Ketken deyin ki, siz o yüzü tortası da etkisinden deyiz, tohta deyiz. Ne diyorsan sen deseyiz, atrafıdaki adamlarla sizini hedef kılıp kursatadı. Mene deydi. Zulümge karşı, biz zulümge karşı mız o? Adalet var mız o? Bu adam zulümge karşı zulümlü tarafını alıyor yaptı. Adaletke karşı, bizge karşı gepiri yaptı deydi. Mutlak uzunu avvalgi tayarlagan fonunu adamlarga kursatıp, kliyatken cinayetini ikinci plangi birkitip, unge karşı gepirgen adamını bütün onları aldı da not doğru kursatçı hareket bırak. Bunge çüyedi adamlar. Ben sizge bitti misalını keltiremem. En yakın tanışım, beni cüde yakış tanıydıgan adam. Cüde yakışı yakınım beni. Canını ben için bir payetler belgen tike aladıgan adam. Benim onun için canımı tikkenini körgen adam. Misal bu, real misal ne diyeyim ben? Bir mavzu kotarıldı ortamızda. Mavzu, Türkiye'de bir bala oturuptu da. Türkiye'de oturup, İslam dinine gam, teşviş hakkı da yapıyordu. Müslümanlarını bradarçılığa hakkı da yapıyordu. İslam'ını hizmeti hakkı da yapıyordu. Adamlarını İslami tüyüğüleri de orun egelle yaptı da orada çıkıp eti yaptı ki Maturidiler adaşken de yaptı. Maturidi akidesi var. Ahl-i sünne vel cemaatini imamı hesaplanır. Mesela ben Maturidi akidesi demem. Şu derecede bari yaptı ki Maturidiler üçte meselede küfürge ketken de yaptı. Kafir de yaptı. Kontrollü kare. Ular juda chiroyli gaplarini gapirib kelyotdi, auditoriya yig'ildi, yig'ilgandan keyin birdan informatsiya tarqatyapti, kichkinagina informatsiya. U nima? Maturidiylar adashgan. Sekin gapirib qo'yapti. Bu gap sekin-sekin g'imirlab, men bilan jonini menga tikib, men unga jonimni tikib turgan bola menga qarab shubhalanishni boshlayapti. Nimaga men Maturidiyman? Ve Maturidiylikni ilmi asosda haq ekanligini isbotlab beradigan saviyam bor dedi. Ben bu masalada 20-30 yillik tajribam bor. Bir gapni gapirsam to'xtamasdan yoddan kitobdan gapira olaman. Lekin qarshimdagi u birodarim uni bilmaydi. Unga bilishga ehtiyojam yo'q. U tijoratchi, u siyosatchi, u boshqa odam. U nima, uning mazhabi nima? Uning mazhabi domlasa aytgan gapga ko'ra o'zining kasbini halol haromini o'rganib davom etadigan bola. Unga bir ilmiy teologiyani boshidan oxirgacha o'rganish majburiyati yo'q. Unga unaqa majburiyati yo'q.
Lekin o'sha do'stimni, o'sha birodarimni zehniga nima hujum bo'ldi? Kontrol hujum boshlandi. Uni xayolida haligi Turkiyada o'tirgan odam haqiqatparvar, din asoslarida gapirayotgan, payg'ambar alayhissalomni sunnatini gapirayotgan shakllanib bo'lgan. Haligi sekin kichkinagina tarqatilgan informatsiya bunga ta'sir qilmayapti. U ajratolmaydi chunki uni. Keyin qarasam, u atrofida ko'p odamlar sekin haligiga yig'ilib, bu haq deyapti-da, buni gapiga quloq solyapti-da, u bilan ko'rishmagan, gaplashmagan, uni tanimaydi degan. Meni biladi. Meni yaxshi biladi. Masalan, sizni do'stingiz sizni yaxshi biladi. Sizga shubha bilan qarayapti. Sen adashgan ekansan. 20 yildan beri seni taniyman, endi bildim deyapti. Qayerdan bilding? Ha, u aytdi-ku deyapti. Uni taniysanmi? Yo'q. Nimaga? Chunki u haqni gapirib kelyapti-ku. Nozikligini ko'ryapsizmi? Bu ilmiy asos bilan amalga oshirilayotgan taktika bu. Buni bilmaydi bu odamlar. Keyin men chiqib gapirdim. Falonchi birodarimiz, Alloh umrini uzoq qilsin, muhofaza qilsin. Qilayotgan yaxshi ishlarida tarafdorman. Lekin mana bu gapi noto'g'ri. Men indamay kelyotdim, haligi ya'ni utechka informatsiya, ya'ni sekingina tarqatib odamlarni ichida gapirib qo'yib, bu yog'ida tirjayib, muloyim bo'lib turgani uchun aytdim, tirjayib turganingizga rahmat. Sunnatga amal qilyapsiz. Lekin mana bu yaxshi informatsiya emas bu. Buni orqasidan ertaga meni kofir deb e'lon qiladi sizning atrofingizdagi odamlar. Keyin meni kofir deb e'lon qilgandan keyin bularni qarshi qoni halol deydi. Natija shu. O'sha yuqorida ko'rsatilgan fondning hamma maqsadlari bunga qaratilgan o'zi. Asosiy informatsiya bu. Shuni gapirtirish uchun uni chiroyli gapirtirib o'tirishgan o'tdi. Desam haligi o'rtog'im kelib, men bilan yoqalashyapti. Sen nimaga deyapti? Palonchiga gapiryapsan deyapti. Men aytayapman, men unga gapirmayapman. U meni gapiryapti deyapti. U meni gapirdi. Men unga qarshi gapirganim yo'q. O'sha gapiga qarshi gapirdim. Sam yo'q, sizning nomingizni gapirdimi deyapti menga. Yo'q, meni nomimni gapirmadi. Har siz gapirmang uni deyapti. Nimaga? Chunki nomingizni gapirmadi deyapti. Men aytayapmanki, meni nomim emas. Meni imomimni gapiryapti. Meni nomimni gapirsa indamayman. Meni shaxsiy nomimni gapirsa, meni haqorat qilsa qilaversin, bu qiyomatda javobini beradi. Haq bo'lsa, savobini oladi. Nohaq bo'lsa gaplashamiz uni. Bu joyda meni imomimni gapiryapti. Menga ergashgan odam yo'q, imomimga ergashgan million odam bor, million. O'zbekiston aholisining 99% Maturidiy aqidasidir. 99% odamlarni 3ta masalada kofir deyapti o'tirganlar. Sen buna aqling yetmayapti bunga, tushunmayapsan desam, yo'q, u ham Alloh deyapti-yu, u ham Qur'on gapiryapti-yu, u ham Rasulullohni haq deyapti-ku deyapti. Haliga aytgan kontrolga tushib bo'lgan bu. Bilmaydi o'zi. Xafa bo'lyapti bilmasligini aytsam. Men aytdim unga. Men o'sha odamni Alloh yakka degan gapiga qarshi gapirdimmi? Yo'q. Payg'ambar haq degan gapiga qarshi gapirdimmi? Yo'q. Qur'on haq degan gapiga qarshi gapirdimmi? Yo'q. Men nimaga qarshi gapirdim? Maturidiylarni adashgan deganiga qarshi gapirdim. Mana shu gapni qarshi gapirganim uchun haligi umumiy fonda men adolatga qarshi gapirgan qilib taqdim qilinyapman ularning atrofidagilarga. Va natijada menga odamlarga qarshi raddiya beradigan odam sifatida muomala qilyapti. Men aytayapmanki, yo'q, menga kerak emas biror odamlarga raddiya qilish. Qani Turkiyada, Misrda, Suriyada, dunyoni xohlagan joyida bir musulmon do'stimiz, birodarimiz musulmonlarga xizmat qilsa, yetimlarning boshini silasa, ota-onalariga da'vat, yaxshilikni da'vat qilsa, millatni faxri bo'lib xizmat qilsa, qani eyvalloh, hammamizga yaxshilik bu. Lekin turib olib meni adashganga chiqarsa, sizni kofirga chiqarsa, sizni murtadga chiqarsa, ertaga o'g'lingiz, menga bunga tajribalar ko'p. Bir o'sha o'rtog'imdan bittasi xuddi shunaqa masalalarda gapirdi, o'g'li o'shalardan bo'lib qoldi. Menga keldi oxiri. O'g'lim dedi, Suriyada yuribdi dedi. Hech kim bilmaydi dedi, Rossiyada yuribman deyapti, Suriyada yuribdi mana dedi. Telegramda yozuv, boshqa narsa nima qilaman dedi. Men endi uni yuziga solganim yo'q. O'sha o'rtog'ingizmi? Yo, boshqasini bu. Buni yuziga solganim yo'q, lekin u ham shunaqa narsalarni qilgan menga. Buni qaytarish yo'li bormi?
Mən aytdım, başqalar ketiyatgan paytida Alloh yo'lida edi. Jihad deyatuvding. O'lsa shahid, o'ldirsa g'ozi deyatuvding. O'g'lingga kelganda endi aytishyaptimi? Ha? Endi o'g'lingga kelganda muammo bo'lyapti endi. To'g'rimi? Kelib iltimos qilyapsan, uni qaytarish kerak edi. Tamomda qaytarish kerak. Keyin u bolalar bilan men gaplashdim. Birinchi meni haqorat qildi, sen murtadsan, kofirsan. Keyin sekin-sekin tushunib, hozir ular qaytgan. Qaytgan, O'zbekiston kelmagan, boshqa joylarda yashab yuribdi. Men aytayapman endi, kesin. Misol uchun meni men ideologman, ya'ni ideologiya sifatida gapiraman. Men huquqiy, qonuniy chora ko'radigan odam emasman. Huquqni, qonunni chorasini ko'radigan tashkilotlar o'zi ko'radi. Lekin men bir odamga nisbatan diniy mavzuda qaysi ish to'g'ri, qaysi ish noto'g'riligini ilmiy asosda aytib beradigan odamman. Qilish qilmaslik uning ishi. Hozir ancha xursand. Hozir kechqurun soat 3 da telefon qilsam yugurib keladi shu o'rtoq. Men sizdan aytganingni sen faqat shu kimnidir buyurtmasi bilan gapirasan deb o'ylardim. Aslida meni o'g'lim kimnidir buyurtmasidan ketib qolgan ekan. Tan olyapti. Hozir bizni hozirgi bu taxminan 15-20 minut yoki yarim soatdagi suhbatimiz juda katta haqiqatlar ustiga qurilgan suhbat. Buni siz hayotingizda, tajribangizda ko'rasiz. Bu gapni ko'pchilik gapirmayotgandi. Endi hozir gapirishni boshladi. Aslida chiroyli ko'rsatilgan narsalarning orqasida siyosiy maqsadlar yotibdi. Siyosiy maqsad. Meni siyosiy maqsadim yo'q. Menga hozir yana ya'ni Alloh taoloning bergan ne'matini zikri ma'nosida, faxr ma'nosida emas gapiraman. Hozir soat kechqurun soat 3 da telefon qilsam, kelib menga ertadan kechgacha jonim sizga fido bo'lsin deb xizmat qiladigan 100 minglagan odam bor. Masalan, lekin men ularni shaxsiy manfaatimga xizmat qildirmayman. Nima uchun? Kerak emas menga. Allohning huzuridamidan javob beraman. Uni diniy tushunchasini suiiste'mol qilishdan qiyomatda javobgarlik bor. Lekin men ogohlantiryapman. U meni bu odam seni diniy tushunchangni suiiste'mol qilyapti. Uni maqsadi Allohning yakkaligi, rasulni payg'ambar ekanligi, kitobni haq ekanligidan gapirib siyosiy maqsadni amalga oshirish. O'tirgan joyi siyosiy joy, aytayotgan gaplari siyosiy maqsadlar, faoliyatlari siyosiy faoliyatlar, hammasi tijorati ham siyosatga qaratilgan. Qaysi siyosat o'zlarini ma'lum bir jamoalarini saqlab qolishi uchun ideologiyani tarqatib yotishibdi. O odamlarni ham ko'pini majbur deb o'ylayman men. Majbur, chunki yomon odamlar emas asli, tagi. O'sha gapni gapirmasa o'tirgan joyida bir kunda haydab yuborishadi. Yoki olib kirib qamab qo'yishadi, yoki O'zbekistonga ekstraditsiya qilishadi. Ehtimoli ko'p buni. Chunki ulardan oldingi odamlarni otib tashlashdi ko'chada shunday. Ma'lum bir masalani aytib bermaganligi uchun yoki ma'lum bir missiya ado qilingani uchun u kerak bo'lmay qoldi, otib tashlashdi ko'chada. O'ldi, o'ldirishdi. O'ldirishga qo'yib berishdir to'g'riroq. Nima ekan ya'ni? Dinni adolatni, haqiqatni gapiraverish har doim adolatparvar ekanligini bildirmaydi. Bu joyda zihin kontroli uchun katta xo'rak bor, xo'rak. Qarmoq bor, qarmoq tashab qo'yilgan. Dindan gapiraveradi, shariatdan gapiraveradi. Voy zo'r ekan bular, haqiqatda gapiryapti. Bir haftada bitta buyurtma bor. Bir haftada bitta mening gapni gapirasan. Hamma ishingga arashmaymiz, bu gapni gapirib qo'yasan. U gapni gapiradi, uni bilgan biladi, bilmagan bilmay o'tib ketaveradi. Bir haftalik haqiqat to'g'risidagi gap buni zehniga o'rnashib bo'lgan. Natija nima bo'ladi? Haligi Maturidiylar kofir, adashgan, ahli bid'at degan gaplari bilan keyin siyosiy maqsad amalga oshiriladi.